Efendim et fiyatlarına geçelim isterseniz. Et fiyatlarında Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir açıklama yapıyor. Açıklama öyle bir açıklama ki az bir şey artmış konuşuyorlar diyor Ticaret Bakanı. Ticaret Bakanı'nın bu yapmış olduğu açıklama gerçekten herkes tarafından çokça da konuşuluyor. Biz de gündemimize aldık ve partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda yapmış olduğu ziyarette bir toplantı esnasında gerçekleşiyor bu konuşma. 1 Nisan günü göreceksiniz bu istismar siyaseti bitecek, hizmet eser siyaseti başlayacak diyor aynı zamanda da. Yani demek istiyor ki Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir ürünün fiyatları zıpladığında konuyu istismar etmeye çalışıyorlar diyor. Yani bir ürünün zıpladığında ne demek? Mesela yılbaşından bugüne kadar ne kadar zıplamış? İstanbul Planlama Ajansı'na göre %114.9 zıplamış. Evet, yani bir ürün zıpladığında bunu konuşuyorlar demiş. Hakikaten roket gibi fırladı, zıplamadı yani belki. Hani ufak bir zıplama değil, roket atarcasına yukarı yönlü fırladı esasında. O yüzden de az bir şey artmış demesi hakikaten beni de çok etkiledi. Bu yüzden de şeker, ayçiçek, domates, salça ve biber konuşamıyorlar diyor. Konuşamıyormuşuz efendim. Konuşacak takatimiz kalmadı zaten bu konuda. Çünkü fiyatlar o kadar arttı ki son 4 yılda zeytinyağı %700'ün üzerinde arttı. Düşünebiliyor musunuz? %700'ün üzerinde artmak ne demek yani? Ne demek? Bilemiyorum ne demek? Bunu konuşamıyorlar diyor. Halbuki konuşuyoruz. Aksine çok da konuşuyoruz. Aksine vatandaşın her bir feryadını burada dile getirmeye çalışıyoruz zaten. Şimdi bu seçim soğan patates istismarı yapamıyorlar diyor. Ben de esasında hani hiçbir partiye daha doğrusu yakınlık hissettirmeden, hiçbir partiye yakın olmadan biz tamamen burada kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. İyi yapılan bütün işleri de burada tebrik ediyoruz zaten. Burada alkışlıyoruz, burada da söylüyoruz, ifade de ediyoruz. Fakat et fiyatlarında kuyrukları görmüyor musunuz? Et kuyruklarını. Yani günlerdir Ramazan'da insanlar masasına, sofrasına et koyacak bir et alamıyorlar. Kemiği bile zor alıyorlar. Kemik suyundan işte ilik suyundan ya da işte çorba yapabilmek için masalarına, sofralarına bir protein girsin diye çaba sarf ediyorlar. Ama şimdi Ömer Bolat da Ticaret Bakanı çıkmış diyor ki az biraz bir şey artmış diyor mesela. Hakikaten az biraz bir şey artmadı efendim. %114'ün üzerinde arttı. Şimdi neler artmış ona da bakalım isterseniz. Hangi ürünler artmış? Ocak ayından itibaren fiyat artışları dana etine baktığımızda %109.7 artmış dana eti. Kuzu etine baktığımızda %129.1 artmış. Mayıs ayından bu yana ise dana etinde %40, kuzu etinde %80, tavuk eti ise %47 zamlanmış. Şimdi az birazcık artan ürünler bunlar. Dolayısıyla da şimdi salçaya baktığımızda salça demişti ya. Salçaya baktığımızda 4 yılda %340 artmış. Et fiyatları 4 yılda %400 artmış. Yani yıllık bakıldığında %100'e tekabül ediyor. Zaten %114.9'luk bir artış var biliyorsunuz. Zeytinyağı %700'lük bir artış var. Düşünebiliyor musunuz zeytinyağında da onu da söyledik. Peki üretim maliyeti ne kadar ette? 319 TL üretim maliyeti sadece. Bizim soframıza gelmesi zaten 500-600'ün altında değil. Dolayısıyla da üretim maliyeti bu halde ise bizim soframıza gelmesi kaçınılmaz bir gerçek o rakamlar zaten. Dolayısıyla da şimdi son bir yılda durum değerlendirilmesi yapmış İstanbul Planlama Ajansı ve İstanbul Ulusal Kırmızı Et Konseyi Ramazan ayı öncesinde et sektörüyle ilgili bir durum değerlendirilmesi yapmış ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz rakamları dile getiriyorlar. Biz de bunları size ifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi ithalat arttıkça tabii iç piyasa da ölüyor. İthalat iç piyasaya bu arz talep dengesini sağlayabilmek için
nitelendiriyor ama özellikle üreticiyi de biraz da baltalamış oluyor. Dolayısıyla da oraya sağlanan rakamları üreticiye verseler esasında tarım politikaları destek paketi açıklanacaktı. Bu konuyla ilgili de bir açıklama gelmedi. Hala hazırda üreticiler, besiciler ve bu alanda çalışan bütün paydaşlar bu tarım destek paketini bekliyorlar. Üretici hem yem fiyatlarından hem de gübre fiyatlarından çok çok dertli. O yüzden de şimdi bunu konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi az biraz artmış dedikten sonra